Merhaba herkese bir son dakika gelişmesi için karşınızdayız ve beklenen açıklama geldi. ÖSYM sınav sonuçlarını açıkladı ve üniversiteyi kazananlara hayırlı uğurlu olsun. Sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz öncelikle ve hemen arkasından yapılacaklar listesi nedir? Bir bakacağız bu videoda. Şimdi arkadaşlar ilk olarak YKS sonuçlarına göre üniversiteyi kazananların kayıt işlemleri 1 ve 7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ancak elektronik kayıtlar 31 Ağustos ve 5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Zaten büyük çoğunluk e-kayıt yapıyor. E-kayıtın nasıl yapıldığına dair bir videomuz vardı. Geçen yıl nasıl yapıldığını anlatmıştım. O videoyu açıklamalara koyacağım. Oradan bakabilirsiniz bu yıl nasıl yapılacağına dair yeni videomuzda gelecektir. Ama önce şu sıralamaya bir dikkat edelim lütfen. Eğer şu anda mevcutta bir üniversitede kaydınız varsa ilk yapmanız gereken tercih sonuçlarınızı aldıktan sonra kayıt yaptıramıyorsunuz. İlk yapmanız gereken kaydınızı sildirmek. Çünkü aynı anda iki tane üniversite okunmuyor. Bir tanesi açık öğretim olursa olabilir ama örgün olarak iki tane aynı anda okunmadığı için önce kaydınızı sildiriyorsunuz. Mevcut üniversitenize dilekçe vererek arkasından elektronik kayıt için e-devlet şifremiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer yoksa PTT'den alabilirsiniz. E-devlet şifresi bize çok gerekecek bundan sonra artık KYK yurt ve burs işlemlerinde de e-devlet şifresi gerekecek ve birçok istenen belge e-devletten indirilecek bu başvurular için dolayısıyla bizim olmazsa olmazımız e-devlet şifresi. Peki üniversite kayıt için hangi belgeler gerekiyor? Çok belge gerekiyor aslında ama bunların hiçbiri şu anda gerekli değil. Sadece e-devlet şifresiyle kaydımızı yapabiliyoruz. Bu belgeleri okullar açıldıktan sonra okula gittiğimiz zaman vereceğiz. Yine açıklamalara bir link bıraktım. Geçen yıl hangi belgeler istendiğini anlatan videomuz vardı. Şimdi vaktinizi almayayım isteyenler o linkten o belgeleri kontrol edebilirler. E kayıttan sonra en önemli safa K.K yurt başvurusu. KYK yurt için ayrı bir başvuru yapıyoruz. KYK burs için ayrı bir başvuru yapıyoruz. Hatta burs için birçok vakıf, dernek, devlet kuruluşu onlara başvuru var. Bunların her birinin nasıl başvuru yapılacağına dair videolarımız var. Onları ayrı bir videoda detaylı olarak anlatacağım. E kayıttan sonra KYK yurt için yine E devlet şifremiz gerekecek. Başvurularımızı yapacağız. Dediğim gibi henüz başlamadı. Başvurular başladığında sana bu kanaldan bildirim gelecek ve nasıl başvuru yapacağımızı birlikte oturup konuşacağız sizlerle. Şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bildirimleriniz açık olsun. Hoşçakalın.